Merhabalar. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulmayla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hemen bir bütünün istenilen kesir sayısını bulmak önce bütün paydaya bölünür sonra pay ile çarpılır. Arkadaşlar 72 sayısının 3'te 2'si kaçtır? Hemen bütünü ne yapıyoruz? Öncelikle paydaya bölüyoruz. Yani 72'yi 3'e böldüğümüzde 24. Demek ki her bir bölünen kısım 24'müş. Kaçını soruyor ikisini? 24 çarpı 2 payla çarpıyorduk 48. Şuraya da baktığımızda 24, 24, 48. Burası da 24 ile topladığımızda 72 olur. Yani 72 sayısının 3'te 2'si nedir? 48'dir. Bu tip sorularda arkadaşlar paydaya bölüp pay ile çarpıyoruz. Kuralımız bu. Kesirleri verilen sayının bütününü bulmak. Bunun için arkadaşlar önce parça paya bölünür. Daha sonra payday ile çarpılır. Burada kuralımız bu. Örnek verelim. 3'te 2'si 40 olan sayının tamamı kaçtır gibi sorularda. Bütünümüz kaça bölünmüş? 3'e. Hemen bütünümüzü 3'e böldük. İkisi kaçmış arkadaşlar? 40'mış. Demek ki iki tanesi 40. 20 20. Ne yaptık? 40'ı paya böldük. Kaç çıktı? 20. Tamamı kaç? 3. Paydayla çarptığımızda 60. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bu tip sorularda ise önce kesir, sonra sayı olan sorularda ise bütünü önce paya bölüyoruz. Daha sonra paydayla çarpıyoruz. Kural şu arkadaşlar 3 bölü 5'i yani 5 3'ü 15 TL ise tamamı kaçtır dediği zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle paya bölüyoruz. Yani 15'i 3'e bölüyoruz. Sonra payda ile çarpıyoruz. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. 5 bölü 7'si 250 olan sayının tamamı kaçtır? Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Bütünü paya bölüyorduk. Yani 250'yi 5'e böldüğümüzde kaç çıkar? 50. Daha sonra paydayla çarptığımızda 50 çarpı 7 350 bulunur. Cevabımız 350. Tamamı 350'dir arkadaşlar. Örneklere devam. 4 bölü 9'u 9 ile 4'ü 160 olan sayının tamamı kaçtır? Ne yapıyorduk? 160'ı öncelikle bütünü paya bölüyorduk. 4'e böldüğümüzde 40 Paydayla çarptığımızda ne yapar? 360 yapar arkadaşlar. Cevabımız 360. 40 çarpı 4 kere 9 36 0 eklediğimizde 360 çıkar. Tamamı 360'tır. Evet devam edelim örneklere. Arkadaşlar 7'de ikisi 8 olan sayının tamamı kaçtır? Öncelikle payda 7 olduğu için bütün 7 eşit parçaya ayırırız arkadaşlar. Pay 2 olduğu için 2 tanesini taradığımızda ne yapıyorduk? Bütünü önce paya bölüyorduk. 8'i 2'ye böldük mü? 4. Her bir parça nedir arkadaşlar? 4. Tamamını bulmak için ne yapıyorduk? Paydayla çarpıyorduk. 4 kere 7, 28. Yani tamamı nedir? 4, 4, 4, 4, 4. 4 kere 7. Tamamı 28'dir. 4'ler ikisi ise 8'dir arkadaşlar. Örneklere devam edelim. Paramın... 5'te 3'ü 45 TL'dir. Paramın 23 TL'sini harcadığımda geriye kaç liram kalır sorularında. Arkadaşlar 5'te 3'ü 45 ise öncelikle bütünü paya bölüyoruz. 45 bölü 3 15 paydayla çarptığımızda 5 kere 15 75 ne kadarını harcamış 23 lirasını harcadığı zaman ne kadar kalır? Geriye 52 lirası kalacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar örnekle devam edelim. 5 bölü 8'i 35 tane olan fındıkların 15 tanesi yiyen Ebru'nun geriye kaç fındığı kalmıştır? Arkadaşlar öncelikle bütünü paya bölüyoruz. 30, 35 bölü 5 7. Sonra payda ile çarpıyoruz. 7 kere 8 56. Tüm fındığı 56'ymış. 19 tanesini yerse arkadaşlar 56'dan da 19'u çıkardığımızda 37 fındık kalmıştır. E sınıfının mevcudunun 7'de 3'ü erkektir. Kızlar 24 kişi olduğuna göre erkekler kaç kişidir? Arkadaşlar 7'de 3'ü önce bütünü biz 7'ye böldük. 1 2 3 4 5 6 7'ye böldük. 7'de 3'ü erkekmiş arkadaşlar. 7'de 4'ü nedir? Kızdır. O halde 7'de 4'ü kaçmış arkadaşlar? 24'müş. Kızlar 24 kişiymiş. Öncelikle 24'ü paya bölüyoruz arkadaşlar. 4'e böldüğümüzde 6. Sonra payda ile çarptırdığımızda sınıfımızın mevcudu 42. 42'den kızların sayısını çıkarırsak 18 öğrenci erkekler kalır arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. 3, 5'te 3'ü 27 olan sayının tamamı kaçtır? Öncelikle ne yapıyorduk? Bütünü paya bölüyorduk. Yani 27'yi 3'e böldüğümüzde 9, sonra paydayla çarpıyorduk arkadaşlar. 9 çarpı 5, o da eşittir 45. Tamamı ne çıkar? 45. Yani cevabımız D şıkkı. Tokalarımın 8'de 5'i 10 tanedir arkadaşlar. Tokalarımın 7 tanesi kırmızı olduğuna göre diğerleri kaç tanedir diyor arkadaşlar. Hemen 8'de 5'i 10 tane ise arkadaşlar tamamını bulmamız lazım. Ne yapıyorduk? Bütünü paya bölüyorduk. 10 bölü 5 o da eşittir 2. Sonra 8 çarpı 2 paydayla çarpıyorduk 16 tane. Neymiş? Tamamı 16 imiş. 16 tokalarımın 7 tanesi kırmızı olduğuna göre diğerleri kaç tanedir? Arkadaşlar 16'dan da 16'dan da 7'yi çıkarırsak 16'dan 7 çıkarsa 9. Yani diğerleri kaç tanedir? 9 tanedir. Cevabımız A şıkkı. 21 bölü 7'si 42 tane olan tabakların 13 tanesi kırıldı. Geriye kaç tabak kaldı? Öncelikle arkadaşlar payı tamamı 42'yi kaça bölüyorduk? Paya bölüyorduk. 7'ye bölersek 6. Ne yapıyoruz? 6 ile paydayı çarparsak, 21'i çarparsak hemen çarpalım arkadaşlar. 6 kere 1, 6. 6 kere 2, 12. Yani 126 tamamı. Tamamı 120. Kaç tanesi kırılmış? 13 tanesi kırılmış. 13 tanesini çıkarırsak arkadaşlar 6'dan 3 çıktı 3, 2'den 1 çıktı 1, bir aşağı kaç tane kalmıştır? 113 tane geriye kalmıştır. Hemen soruyu çözelim. Topladığım havuçların 9'da 4'ü 36 tanedir. Havuçların 27 tanesini yedik. Geriye kaç havuç kalır? Arkadaşlar öncelikle 36'yı paya bölüyorduk. 4 o da eşittir 9 paydayla çarpıyorduk. 9 çarpı 9 o da eşittir 81. 27 tanesini yemiş. 81'den 27 çıkarırsak arkadaşlar 1'den 7 çıkmaz. 1 onluk buradan aldık. 11'den 7 çıktı. 4. Burada 7 kalmıştı. 7'den 2 çıktı arkadaşlar. 5. Yani 54 tane kaldı. Cevabımız B şıkkı. 9'da 5'i 45 olan sayının tamamı kaçtır? Arkadaşlar ne yapıyorduk? 45'i paya bölüyorduk. 9. 9 çarpı 9 o da eşittir 81. Tamamı kaçmış? 81. Bilyelerimin 7'de 2'si 18 tanedir. 15 tanesini kardeşime verdim. Geriye kaç bilyem kalır? Arkadaşlar 7'de 2'siymiş. Hemen 18'i önce paya bölüyorduk. 9. Sonra paydayla çarpıyorduk. 9 çarpı 7. O da eşittir. 63. 15 tanesini kardeşine verirse. 3'ten 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk kaldık. 13'ten 5 çıktı. 8. Burada kalmıştı 5. 5'ten 1 çıkarsa 4. Yani kaç kalmıştır? 48 bilyesi kalmıştır. 8'de 3'ü 15 olan sayının 5'te biri kaçtır? Öncelikle 8'de 3'ünü bulalım. 15'i öncelikle paya bölüyorduk. 3. O da eşittir. 5. Payda paydayla çarpıyorduk. 8 çarpı 5. O da eşittir. 40. 40'ın 5'te biri nedir arkadaşlar? 40'ı ne yapıyorduk? 40'ı paydaya bölüyorduk. 5'e bölürsek 8. Pay ile çarparsak 8 çarpı 1. O da eşittir 8. Yani cevabımız ne çıkar? 5'te 1'i 8'dir arkadaşlar. Bugün kümeste yumurtladığımız yumurtaların 3'te 2'si 18 tanedir. Yumurtaların 16 tanesini aldılar. Bize kaç yumurta kaldı? Öncelikle arkadaşlar 3'te 2'si 18 ise 18'i 2'ye bölüyorduk. 9. Payla çarpıyorduk. 3 çarpı 9. O da eşittir. 27. Kaçını almışlar? 16 tanesini almışlar. 16 çıkardığımızda arkadaşlar 7'den 1 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Kaç tane kalmıştır? 11 tanesi kalmıştır. Bıstık Fenci YouTube kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.